2024 başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın itirafı yeniden gündemde. Orta Doğu'da 9 milyon insanı öldürdük. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye gibi ülkelerdeki varlığına karşı çıkan Trump, ön seçime girdiği ikinci eyaletten de zaferle çıktı. Trump Iowa ve New Hampshire'daki ön seçimleri kazandı. Yeniden ABD sloganıyla sahalarda halka seslenen Trump'ın zaferleri başkanlık dönemindeki açıklamalarını gündeme getirdi. Çünkü uluslararası kamuoyu kadar Amerikan halkı da Biden yönetiminin İsrail saldırganlığını kucaklamasından rahatsız. 9 trilyon dolar harcadık, milyonlarca insanı öldürdük ve elimizde ne kaldı? Hiçbir şey. Ölümümüz var, kanımız var, hiçbir şeyimiz yok. ABD basını Trump'ın NATO yardımlarını kesme vaadini tartışırken Joe Biden da kan kaybediyor. Anketlerde oyları %44'ün altına inen Biden, Virginia'da protesto edildi. Göstericiler, soykırımı fonlamayı durdurun sloganlarıyla ABD başkanının konuşmasına engel oldu. Soykırımcı Joe, ellerin kanlı yazan dövizler açıldı. 2024 başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın itirafı yeniden gündemde. Orta Doğu'da 9 milyon insanı öldürdük. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye gibi ülkelerdeki varlığına karşı çıkan Trump, ön seçime girdiği ikinci eyaletten de zaferle çıktı. Trump Iowa ve New Hampshire'daki ön seçimleri kazandı. Yeniden ABD sloganıyla sahalarda halka seslenen Trump'ın zaferleri başkanlık dönemindeki açıklamalarını gündeme getirdi. Çünkü uluslararası kamuoyu kadar Amerikan halkı da Biden yönetiminin İsrail saldırganlığını kucaklamasından rahatsız. 9 trilyon dolar harcadık, milyonlarca insanı öldürdük ve elimizde ne kaldı? Hiçbir şey. Ölümümüz var, kanımız var, hiçbir şeyimiz yok. ABD basını Trump'ın NATO yardımlarını kesme vaadini tartışırken Joe Biden da kan kaybediyor. Anketlerde oyları %44'ün altına inen Biden, Virginia'da protesto edildi. Göstericiler, soykırımı fonlamayı durdurun sloganlarıyla ABD başkanının konuşmasına engel oldu. Soykırımcı Joe, ellerin kanlı yazan dövizler açıldı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.